İstanbul Bayrampaşa'da İstaç aracı bir anda yokuş aşağı kayarak 8 araca çarptı. Korku filmi gibiydi. Neyse ki bu kazada aslında sevindirici yanıysa ölüm yok, can kaybı yok ama maddi hasar büyük. Bayrampaşa'daki görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Büyük bir felaketti. Bir anda kıl payı dönüldü demek mümkün. CNN Türk muhabiri Sinan Ağaç'a kaza yerindeki son bilgileri, son notları aktarıyor. Sinan, sana dönelim. Göksu Öngören Özgür, aslında kaza olduktan yarım saat sonra olay yerine geldik. Kazanın gerçekleşmesi ise bir saat önce oldu. Burası dik bir yokuş. Burada bir rampa var. O rampadan aşağı araçlar inip çıkarken bazen hava şartları kötü olduğunda zorlanabiliyorlar. Ancak bugün öyle bir durumda yok. İstanbul'da güneşli bir hava var. Araç yokuş aşağı inerken sürücüsü iddiaya göre direksiyon hakimiyetini bir anda kaybediyor ve o direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından ise yukarıdan aşağı gelirken toplamda motosikletler dahil 8 araca çarpıyor ve büyük bir faciadan aslında kıl payı dönülüyor. Yokuş aşağı inerken o araçlara çarptıktan sonra bazılarını bir önceki yayında göstermiştik. Buradaki trafik çekicileri tarafından o araçlar kaldırıldı. Şu anda ise ekipler tarafından vinç yardımıyla özellikle o su tankerinin kaldırılması sağlanacak. Peki kaza yaşanırken burada neler olmuştu? Su tankeri yukarıdan aşağı araçlara çarpa çarpa geldi. O araçların içerisinde bulunan vatandaşlar vardı özellikle direksiyon başında. Onlar 5 kişi yaralandı bu kazada. Sevindirici tarafı hayatını kimse kaybetmedi. Şu anda o devrildiği noktada ise burada park halinde bulunan 2 araç vardı. O araçlardan biri aracın arasına sıkıştı ve o aracın arasında kalan diğer araçta tankerin arasında kalan araç tamamen kullanılamaz hale geldi. O aracın aslında sıkıştığı noktada bir tarafta iş yeri var. Bura suya bastıktan sonra dikkat et, kayıyor yerler. Araçlar şu anda tabii şu anda polis ekipleri de özellikle bu noktada güvenliği sağlamak açısından bizi biraz daha dışarıya alıyorlar. Çünkü şu anda tankerin kaldırılma işlemi yapılıyor. O tankerin sıkıştırdığı araçtan bahsediyorduk. Biraz daha orayı gösterelim. O aracın ön kısmında hemen bodrum katta, bu 5 katlı binanın alt kısmında bodrum katta bir iş yeri de vardı. Orada pencere ve kapı üretiliyordu. O araç kaldırım kenarından o tankerin sıkıştırmasıyla beraber kaldırımın üstüne çıktı ve o iş yerine doğru girdi. O ön tarafı iş yerinin hemen giriş kapısının olduğu noktaya geldi. İş yerinde de çalışan işçiler vardı. O saatte mesai başlamıştı artık. İşler çalışmaya başlamıştı ve içeride büyük bir panik yaşadılar. O işçilerin ise yaralanmadığı bilgisini aldık. Kapının dışında olsalardı veyahut da o merdivenlerin olduğu noktalarda olsalardı işçilerin de bu kazadan yara almaları durumu söz konusu olabilirdi. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstaç Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı araç şu anda vinç yardımıyla kaldırılıyor. Bir kısmı suyun boşaltılmıştı. Diğer kısmı da şu anda yola akıyor. Bir kez daha belirtelim, saatler onu gösterdiğinde bu görmüş olduğunuz su tankeri özellikle yolları ve parkları sulamak için kullanılan araçlar şu anda yeni bir bilgiyi söyleyelim. Aşağı doğru inerken o kazaya neden olduktan sonra 9 aracı çarparak hasar aldırdı o 9 araca. Sayı gitgide artıyor. Tabii ki burada sevindirici tarafı özellikle kimsenin hayatını kaybetmemesi oldu. 5 kişi de bu kazada yaralanmıştı. O kazanın boyutunu görüyorsunuz. Özellikle rampa aşağı indiği için, yokuş aşağı indiği için ve o araçlar yokuş aşağı inerken bu su tankerinin çarpması etkisiyle beraber yolun sağına soluna savruldu. Bu tarafta görmüş olduğunuz araç ise park halindeydi. İçinde kimsenin olmaması bir noktada sevindirici bir durum. Çünkü içinde biri olsaydı şu anda aracı siz de görüyorsunuz. Burak Benlioğlu gösteriyor. O aracın içerisinde bulunan kişinin hayatını kaybetme riski çok fazla olabilirdi. Çünkü araç
Şoför koltuğu neredeyse yan taraftaki yolcu koltuğuna kadar gitmiş durumda. Şu anda ekiplerin bu noktada hummalı bir çalışması var. Özellikle haber verilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri hemen olayın başında bu noktada yaralanan kişilere müdahale etti ve hastaneye gitmesi gereken o yaralıları hastaneye sevklerini gerçekleştirdi. Burası iki şeritli bir yol. Aşağı ve yukarı doğru giden bir yoldan bahsediyoruz ve bu yolda bu aracın yokuş aşağı inerken bir anda direksiyon hakimiyetini şoför kaybediyor. Ardından ise önüne gelen araca çarparak yokuş aşağı inmeye devam ediyor. Bir noktadan sonra özellikle şu anda bulunduğumuz yerde araç artık tamamen kontrolden çıkınca devriliyor. Ve buradaki park halindeki iki araca da çarparak kazanın yaşanmasına neden oluyor. Sayıyı bir kez daha güncelleyelim. Motosikletlerle beraber özellikle 9 araç hasar aldı bu kazada. Tankerin şoföründe buradaki belediye çalışanlarının iddialarına göre tankerin şoförü yara almadan bu kazadan kurtuldu iddiası da var. Sabah saatlerinde yaşanmıştı. Bu çevrede özellikle pek çok bileşeni görebiliyoruz. İş yerlerini, evleri, okulları, otelleri, alışveriş merkezini, büyük bir alışveriş merkezinden bahsediyoruz. Özellikle orada çalışan işçiler de sabah o saatlerde bu yoldan aşağı inip buradaki giriş kapısından alışveriş merkezine doğru gidiyorlar. Otellerde kalanlar özellikle bu çevrede alışverişlerini yapıyorlar. İş yerleri bu noktada var. Bu kazada facianın eşiğinden dönüldü desek doğru olur. Şu anda ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan kaza bir saat önce gerçekleşti. 9 araca çarptı o su tankeri. 5 kişi de yaralandı. Ekipler alandaki çalışmalarını sürdürüyor diyerek sözü merkeze bırakalım.